Kimmerler ve İskitler ana vatanı Türkistan olan topluluklardır. Her ikisinin de etnik menşei hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür ki bunlardan birisi de onların Türk kültür dairesine dahil oldukları yönündedir. Milattan önce 11. yüzyıldan beri Orta Asya'da olduğu bilinen ve 9. yüzyılda bölgenin en güçlü unsuru haline gelen İskitler, Türkistan'da meydana gelen bazı değişiklikler sebebiyle Hun kabileleri tarafından yerlerinden oynatıldığında Kimmer arazisine girmiş, bundan sonra da batıya doğru büyük bir göç hareketi başlamıştır. Böylece Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarla Güney Kafkasya ve Anadolu'daki etkileri yüzyıllar boyunca hissedilecek yeni bir dönem başlayacaktır. İskitlerin önünden batıya çekilen Kimmerler, Karadeniz'in kuzeyindeki sahayı büyük ölçüde kaplamıştır. Milattan önce 8. yüzyılda başlayan ve takriben 300 yıl süren dönemde İskit akınları sebebiyle güneye ve batıya çekilerek Macaristan'dan Çin Seddi'ne kadar uzanan Bozkır'ı tamamıyla ele geçiren Kimmerler, bu bölgeyi denetim altına alan ilk göçebe kavim olarak tarihe geçmiştir. Hunların sıkıştırmasıyla batıya göç eden İskitlerse M.Ö. 700'lü yıllarda Turgay bölgesi ve Ural nehrinden geçerek Güney Rusya'ya gelmiş, Azak Denizi çevresi, Kırım ve Karadeniz'in kuzeyinde Tem ve Özür nehirlerinden Tuna nehrine kadar uzanan sahaya hakim olmuştur. Bunlar M.Ö. 259 yılında Sarmatlar tarafından hakimiyetlerine son verilene kadar özellikle Kırım ve çevresinde o derecede etkili olmuşlardır ki bazı ilk çağ coğrafyacıları bölgeyi İskitya ismiyle andığı gibi Kırım'a yerleşen İskitlere atfen Karadeniz'e bir dönem İskit Denizi bile denilmiştir. Milattan önce 8. yüzyıl sonlarında İskit baskısı sonucu Kafkas geçitlerini aşan Kimmerler günümüzdeki Gürcistan düzlüklerine ulaştığında bölgenin siyasi vaziyetini baştan sona değiştirmiş ve Karadeniz sahillerine hakim bulunan Kolhis Krallığı'nın yıkılmasına sebep olmuştur. Ülkenin iç kesimlerinde ise Kimmer ve akabindeki İskit akınlarına karşı duramayan ahali dağlık bölgeye çekilmek zorunda kalmış, Gori yakınındaki dağlık bölgede ilk şehirlerini kurmuşlardır. Kimmer ve İskit göçlerinden önce Urartu ve Asur devletleri Doğu Anadolu bölgesine hakim vaziyetteydi ve iki taraf arasında büyük bir çekişme mevcuttu. Milattan önce 8. yüzyıl başlarında Urartular kuzeye ve güneye yayılarak Asurlular aleyhine topraklarını genişletmeye çalışmaktaydı. Asur devleti de Suriye'ye yayılma çabasındaydı ve her iki devletin topraklarını genişletme politikası çatışmaları kaçınılmaz hale getiriyordu. Ancak Kimmer ve ardından gelen İskit akınlarıyla iki devlet arasındaki bu çekişme son bulacaktır. Kimmer öncülerinin Doğu Anadolu'da gözükmesi hakkındaki ilk kayıt M.Ö. 715 tarihli bir Asur yıllığıdır. 709 yılından itibaren büyük kütleler halinde Kafkasya'dan güneye doğru inip Anadolu'ya girdikleri dönemde ise bütün yakın doğuyu hakimiyeti altına almaya başlayan Asurlular, Kargamış, Malatya, Maraş'la Kilikya ve Toros bölgesindeki 24 şehri ele geçirmiş bulunuyordu. Urartu Krallığı ise 8. yüzyılın ortalarında Kuzey Suriye ve Fırat boylarıyla Kafkasya'ya genişlemeye çalışmaktaydı. Bununla birlikte 2. Argişli döneminde Kimmer akınlarının Urartu topraklarında etkili olmaya başlaması, kralı sınır bölgelerini takviye ederek buralarda savunma gücünü artırmaya sevk etmişti. Alınan önlemler sonucunda Argişli devrinde Kimmer göçü fazla etkili olmamakla birlikte Halefi 2. Rusa döneminde kuzeyden gelen akıncılar önemli ölçüde insan ve toprak kaybına sebep olmuştur. Aynı coğrafyada bulunan Asurluların da İskit akınlarına maruz kalması sebebiyle daha önce aralarında büyük bir hakimiyet mücadelesi olan bu iki devletin arasındaki çekişme son bulmuştur.
Urartu Devleti'nde bu gelişmeler yaşanırken Asur Kralı 2. Sargon 708 yılında Babil'i ele geçirdiği gibi Kimmer akınlarından ülkesini korumayı başarmıştı. Hatta Frigyalılar ona elçi göndererek Kimmerlere karşı yardım istemişti. 2. Sargon'un yerine geçen Esarhaddon dönemi M.Ö. 671 yılında Mısır'ın ele geçirilmesiyle Asur Devleti'nin en geniş alana ulaştığı devre tekabül etmesine rağmen M.Ö. 665 yılında kuzeyden gelen Kimmer tehlikesi yüzünden bu genişleme sürdürülememiş, Mısır kaderine terk edilirken Diyarbakır'dan Ereğli'ye kadar uzanan topraklar da Kimmerlerin eline geçmiştir. Durumu lehine çevirmeye çalışan Esarhaddon, İskit kralı Bartatua'ya kızını vererek onlarla anlaşmış ve İskit akınlarının yönünü Kimmerlerin üzerine çevirmeye muvaffak olmuş ve böylece onları batı sınırından uzaklaştırmıştır. Neticede Kimmerler İç Anadolu'ya yönelmiş, Frigya'yı ele geçirdikten sonra 645 yılında Lidya krallığını yağmalamıştır. Frig devletini yıkan, Lidya'yı ele geçiren Kimmerler, bu gelişmelerin akabinde İç Anadolu bölgesinde bağımsız bir devlet tesis edecektir. Bu arada bazı Kimmer boyları da kuzeye yönelerek Sinop'tan Trabzon'a kadar uzanan kıyı şeridine yerleşmiştir. Ancak bu dönem fazla uzun sürmemiş ve M.Ö. 630 yılı civarında Kilikya'da Asurlulara karşı ağır bir yenilgiye uğranılmasından sonra Kimmerler arasında büyük karışıklıklar çıkmıştır. Aynı dönemde İskitlerin de İç Anadolu'ya yönelmesi Kimmerleri yeniden göç etmeye mecbur etmiştir. Bu defa Kafkas dağlarının Karadeniz'e uzanan kıyı şeridini takip etmek suretiyle kuzeye yönelen Kimmerler Kırım ve çevresine göçmüştür. Bununla birlikte bazı Kimmer boylarının Suriye'ye inerek burayı yurt tuttukları, 17. yüzyıla kadar varlığını devam ettiren şahıs, aile ve yer isimlerinden anlaşılmaktadır. Bu grup muhtemelen Asurlara karşı uğranılan yenilgiden sonra bölgede kalmıştır. Kimmerlerin Doğu Anadolu'dan ülkenin iç kısmına doğru yöneldiği dönemde Asurlularla Urartular arasındaki üstünlük mücadelesi tekrar baş göstermişti. Asurluların gerilemeye başladığı bir sırada İskit akınlarına maruz kalan Urartu ülkesi bu gelişmelerden çok etkilenmiştir. Ancak İskitleri Manna ismiyle bilinen Asur topraklarına yönlendiren Rus'a bu diplomatik başarı sayesinde Kral Esarhaddon'u zor duruma sokmuştur. Ancak Asur kralı bu ittifakı bozarak İskitleri yanına çekmeyi başarmış, kısa bir süre sonra da kızını İskit kralı Partatua ile evlendirerek iki taraf arasındaki yakınlığı kan bağıyla kuvvetlendirmiştir. İkinci Rusa'nın ölümünden sonra Urartu krallığı bir süre daha yaşamakla birlikte eski önemini büyük ölçüde yitirmiş, nihayet İskit baskısı karşısında daha fazla duramayarak M.Ö. 609 ya da 585 yılında ortadan kalkmıştır. Bu gelişmelerden sonra Ön Asya'daki siyasi dengeler bozulmuş, başta İskitler olmak üzere Medler ve Babililer yeni birer politik güç olmuştur. İskit akınlarıyla Urartuların ortadan kalkması ve Medlerin öne çıkması Doğu Anadolu bölgesinin tarihini derinden etkileyen bir gelişme olmuştur. Urartuları yıkan İskitler, Asurlulara karşı da Medleri desteklemeye devam etmiştir. M.Ö. 7. yüzyılın sonlarında Asurlular, Babililer ve Medlere karşı üstün durumdaydı. Ancak İskitlerin gelmesi neticesinde bölgenin siyasi yapısı baştan sona değişmiş, İskitlerin desteğini alan Medler, Asur krallığının hakimiyetindeki Ninova'yı almıştır. M.Ö. 612 yılındaki bu hadise Asur İmparatorluğu'nun yıkılmasına sebep olduğu gibi iki taraf arasındaki işbirliği neticesinde İskitler 6. yüzyılın ortalarına doğru Medlerin Babil'i yıkmasına da yardım etmiş ve onların iyice güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Öyle ki bu ittifak sayesinde Medler bölgedeki en önemli siyasi güç haline gelmiş,
Hatta İskitleri ülkeden çıkarmaya çalışmışlardır. Urartu ve Asur devletlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte Doğu Anadolu'da ortaya çıkan siyasi boşlukta çeşitli kabileler bağımsız olarak yaşamaya başlamışlardır. Bunlar içerisinde Van ve çevresinde etkili olan Ermeniler en önemlilerinden birisidir. Kuzeyde ise Gürcü kabileleri öne çıkmaya başlamıştır. İskitlerin Doğu Anadolu'daki varlığı Kimmerlere nazaran daha kalıcı olmuştur. Milattan önce 665 yılından itibaren Kür Nehri'nin sağ yakasını ele geçiren İskitler, Gogaren ya da kendi isimleriyle Sakasen olarak anılan bu bölgeye yerleşmiştir. Ancak 6. yüzyıl başlarında Medler bölgedeki İskit hakimiyetine son vererek Doğu Anadolu'daki siyasi birliği sağlamışlardır. Bununla birlikte M.Ö. 5. yüzyıl başında Kisenefon'un kaydından anlaşıldığı kadarıyla Doğu Anadolu bölgesindeki İskit yerleşim sahasının sınırları batıda Çoruh Nehri'ne kadar genişlemişti. Bir Ermeni tarihinde yer alan kayıtlardansa adı geçen bölgedeki İskit varlığının M.Ö. 336 yıllarında da devam ettiği anlaşılmaktadır. Kür ve Çoruh nehirleri arasındaki bölgeyi yer tutan İskitlerin başka bir yere göç ettiğine dair herhangi bir kayıt yoktur. Kür nehri civarına yerleşenler bölgedeki yer isimlerinde önemli izler bırakmakla birlikte daha sonra aynı yöreye gelen topluluklar içinde eriyip gitmiştir. Çoruh boylarında bulunanlarsa muhtemelen diğerlerinin akıbetine uğramış olmalıdır. Sonuç olarak Türkistan menşeli iki topluluk olan Kimmerler ve İskitler M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren yaklaşık 4 asır boyunca Doğu Anadolu'nun siyasi ve sosyo-kültürel yapısını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu toplulukların bölgeye göç etmesinden önce Doğu Anadolu'ya hakim olmak için birbiriyle mücadele içinde bulunan Urartu ve Asur devletleri bu toplulukların göç etmesiyle birlikte sahip oldukları gücü önemli ölçüde yitirmiştir. Milattan önce 8. yüzyılın sonlarında Güney Kafkasya'dan Doğu Anadolu'ya giren Kimmer öncüleri Urartu ülkesinde büyük bir insan ve toprak kaybına sebep olmuş, onları Asur topraklarından geri çekilmek zorunda bırakmıştır. Kimmer akınlarını zor bela önleyen bu devlet nihayetinde bu büyük göç dalgasının İç Anadolu'ya yönlenmesiyle yıkılmaktan son anda kurtulmuştur. Asurlularsa İskitlerle irtibat kurmuş ve onların askeri desteği sayesinde Kimmer göçünden fazla etkilenmemiştir. Doğu Anadolu'dan bu şekilde iç kesimlere yönlendirilen Kimmer akıncıları Lidya'yı yağmalamış, Frigya Krallığı'nı yıkmıştır. Kimmerleri takiben Doğu Anadolu'ya giren İskitler önceki göç dalgasından daha önemli değişikliklere sebep olmuş, bölgede yaklaşık 4 asır devam edecek yeni bir dönem açmıştır. Bu süre zarfında Urartu devleti yıkılmış, İskitlerin desteğini alan Medler, Asurluları da ortadan kaldırarak bölgenin en önemli siyasi gücü haline gelmiştir. Aynı zaman dilimi içerisinde ortaya çıkan siyasi boşlukta Ermeni ve Gürcü kabileleri birer güç haline gelecektir. Doğu Anadolu bölgesinde Kür ve Çoruh nehirleri arasındaki sahayı 3 asırdan fazla bir süre yurt tutan İskitlerse, yöreye yerleşen diğer unsurlar içerisinde eriyip giderek tarih sahnesinden silinecektir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.